Günaydınlar, günaydınlar. Pazartesi günü haftaya beraber başlayalım istedim. Meditasyon okulunun çatısındayım, yıkılmak üzere olan çatısındayım. Bu çatıdan size, bu terastan size çok canlı yayınlar yaptım. İnanılmaz güzel niyetlerde bulunduk. Yıl başlarında her yılın birinde buradan sizlere seslendim, var birlikte niyetlerimizi koyduk, dualarımızı yaptık, kalplerde buluştuk. Ondan sonra nice yangınlar, nice depremler geçirdik bu çatıdan. Sizlere seslendiğim zamanlarda şimdi birlikte de yıkımı konuşmak istiyorum. Birçoğunuz tam olarak ne olduğunu bilmiyor, birçoğunuz biliyor ama amacım meditasyon okulu çatısının yıkılması değil, ne olduğu şu anda küresel, kitlesel, kişisel ne olduğunu biraz bir geçmek, üzerinden geçmek. Ve haftaya da yükselmenin fırsatlarını, yücelmenin, yükselmenin fırsatlarını alarak başlamak. Şimdi şöyle, bakanlıklar arası uyuşmazlıklar olduğu için meditasyon okulu çatısını yıkmak zorundayız ve belki de binanın kendisini de yıkacağız. İmar barışı diye bir şey vardı. İmar barışından faydalanıldı bu binanın çatısı yapılırken. Ama işte belediye, çevre ve şehircilik, aynı zamanda da tapu katastro hemfikir, buranın imarlı bir yapı kayıt belgeli bir bina olduğuna, ama Kapadokya'ya özel Anıtlar Kurulu'nun bir başka bölümü olan alan başkanlığı için geçerli değilmiş. Avukatlarla konuştum, ondan sonra bilmek istedim. Savcıyla konuştum, bilmek istedim neyin ne olduğunu. Bir avukat, daha önce hakimlik yapmış bir avukat, dedi ki bunu benim için şu anda itiraf etmek ne kadar zor size söyleyemem Ezgi Hanım, ama İmar barışı ve sizin şu anda içinizde bulunduğunuz durum devletin vatandaşına kurduğu bir tuzaktı. Parasını almak için, ondan sonra da yıkıma doğru götürebilmek için bir tuzaktı. Siz de o tuzağın içerisindesiniz. Şimdi kendisini haksız bir tuzağın içinde bulan veya gerçek soruları sorduğu için zorluk çıkartan kişi yerine adledilen bir insansanız ve oluyor. Dönemsel olarak buradayız. Yıkımın içerisindeyiz. Ne konuşuyorduk hep? Yıkılırken aynı zamanda inşa ediyoruz. O yüzden arkaya bu merdiveni koydum. Ustaların kendi kendine yaptığı merdivendi çatıyı yıkması için. Yıkıyoruz ama aynı zamanda inşa ediyoruz. Yıkarken ustalar merdiven inşa etmek zorunda kaldı kendilerine ki istedikleri yüksekliğe çıkabilsinler diye. Arşa çıkıyor arkamdaki merdiven. Hep beraber yükseliyoruz. Yıkıma aldanmayın. Bir takım tuzaklara aldanmayın. Şu anda hukuk sisteminin çöktüğü bir yerdeyiz. Mevzuatlar mevzuat değil. Çıkan kanunlar kanun değil. Hepimizi aldatıyor. Hepimize mavi ekran veriyor. Sistemler çökmesi için oluyor bütün bunlar. Biliyorsunuz siz de. Hayvan yasası çıkıyor şu anda, sokak hayvanları yasası çıkmak üzere. Neler olduğunu görüyor. Hepimiz mavi ekran vermiyor muyuz? Nedir şimdi bu yasa, ne diyor? Ne alaka? Neden böyle bir şey var? Bu haksızlık neden? Kafamızı karıştıran, mavi ekranlar veren, mantık dışı şeylerin içerisindeyiz. Yıkım var, iyi ki var. Yıkım bizi yüceltmek için var. Lütfen bu yıkımın içerisindeyken ben neyin, hangi merdivenlerin üzerinden tırmanmam için buradayıma bakın. Yani çatı yıkılırken, pencereler yıkılırken aynı zamanda da bir merdiven inşa ediliyor. Bir yerden yukarıya çıkalım diye. Onun gücünü, onun cesaretini, onun şefkatini, şefkat tabii ki, şefkat de şevk demek istemiştim aslında. Ama işin içerisinde şefkat de var. Onu yükseltmek için, onu kullanmak için buralardayız. Yıkımın içerisinde nasıl yükselebiliriz? Bir şeyler çökerken neyi inşa edebiliriz? Zorlukların içerisinde aslında neyin fırsatları var? Tehdidi fırsata nasıl çevirebiliriz? Buralardayız. Ha, eğer aynı zamanda da doğru soruları soruyorsanız, bir takım bir şeyleri netleştirmek için, bilmek istediğiniz için soru sorarken size zorluk çıkarmayın, ne kadar zorsunuz gibi cümlelerle gelinip, ondan sonra veya kişisel algılanıp bir anda alınma darılmalar yaşıyorsanız, kişisel hayatlarınızda, özel hayatlarınızda veya iş yaptığınız alanlarda,
kendinize, başkalarına anlatamayacaksınız bunu. Kendinize şunu söyleyin, o zaman huzuru bulacaksınız ve yükselme gücünü yakalayacaksınız. Kendinize şunu söyleyin. Ben zor bir insan değilim. Sadece kolaylıkla manipüle edilemiyorum. Zorluk çıkartmıyorum. Gerçeğin peşinden, netleşmenin peşinden gidiyorum. Amacım, maksadım zorluk çıkartmak değil. Amacım, maksadım durumu algılamak, durumu anlamak ama aynı zamanda da kazıklanmak değil. Kolay kolay aldatılabilen, kolay kolay kazıklanabilen, kolay kolay manipüle edilen bir insan değilim. Ben hakikatin peşindeyim. Ha bu size zorluk çıkartıyorum olarak yansıyorsa, bu size zor bir insanım olarak yansıyorsa vallahi kusura bakmayın. Gerçekler zorlukların içinden geçerek oluyor. Hani siz de kendinize bir bakın. Ne kadar yüzleşme cesaretiniz var? Manipülasyonlarınız ortaya çıkarken ne kadar bununla yüzleşme cesaretiniz var? Siz de kendinize bakın. Bunu kimseye söylemeyin. Karşınızda zaten sizi manipüle etmeye çalışan insanlara söylemeyin ama bu gerçeği, bunu bedenleyin ki siz de kendi kendinize şüpheye düşmeyin. Kendi kendime şüpheye düştüğüm çok yer oldu. Hani ben neyi düşünemedim de şu anda bir meditasyon okulu gibi kutsal bir binanın çatısını yıkmak zorundayım ve belki binanın hepsini yıkmak zorundayım. Düşünemediğim hiçbir şey yoktu. Sadece öngöremediğim şeyler vardı ama öngöremediğimiz şeyler zaten öngörülebilir şeyler değildi. Hani ne makla, ne mantığa, ne kalbe, ne vicdana, ne hukuka hiçbir şeye uyan şeyler değil. Yıllardır buradayım, yıllardır buraya imarlaşma gelmesin diye uğraşıyorum. Toprakları kurtarabilmek için neler yaptık burada? Toprak kurtarmak için bu kadar savaşırken, toprak kurtarmak adına imarlaşma gelmesin, betonlaşma olmasın diye bu kadar çok çaba ve emek varken ben şu anda yasa dışı imarlaşma yaptım diye çatı yıkıyorum. Mavi ekran. Kesinlikle gerçek değil, kesinlikle doğru değil. İşte vatandaşa kurulmuş, devlet tarafından vatandaşa kurulmuş bir tuzağın içerisindeyim. Öncelikle yaşadığımız yer, okulumuzun ana binasının olduğu yer Milli Park'ın içerisindeydi. Ve bu Milli Park'a özel parselizasyonlar getirilerek kurulma yapılmıştı. Ve Milli Park statüsünü korumak için ben bayağı gitmediğim bakanlık, gitmediğim devlet binası, gitmediğim belediye kalmadı. Ama Milli Park statüsünden çıkarıldı burası. Milli Park statüsünden çıkarıldı çünkü imar gelebilsin diye. Sonra üzerine birkaç yıl geçti Milli Park statüsü çıktıktan sonra. Üzerine imarlaşma geldi. Şu anda burası imara açık bir toprak. Dolayısıyla alan başkanlığının aslında hükmünün geçmediği bir yer olması lazım. Ama başkanlıklar dedim ya birbirinin arasında uyumsuz. Yani birileri imar gelebilsin diye Milli Park statüsünden çıkartırken birileri hala kontrol elinde kalabilsin diye burası sit alanı demeye çalışıyor. Yeni yeni türevler çıktı. İşte 4. dereceden imarlı doğal sit alanı falan gibi şeyler şu anda söyleniliyor. Yani burası sit alanı mı değil mi? İmar var mı yok mu? İmar var. Belediye tarafından bakıldığında, alan başkanlığı tarafından bakıldığında yok. Yani ben kültürel değerlere zarar vermekle şu anda yargılanıyorum. Kendi bahçemin içerisine, kendi kendime yaptığım binaya sundurma, yani çatı yaptım diye. Anlamsız. Anlamsızlıkların içerisindeyiz. Mantıksızlıkların içerisindeyiz. Hep birlikte yıkımın içerisindeyiz. Hukuk, eğitim, sağlık, aklınıza gelebilecek ne kadar bakanlık, ne kadar departman, ne kadar alan varsa üçüncü boyuta dair yaşanılan hepsi çöküyor, iyi ki çöküyor, daha fazla yükselebilelim diye. Tehdidi fırsata çevirmenin yollarını bulabilelim diye. Bireysellik çok önemli. Sokak hayvanlarına birey olarak biz sahip çıkacağız. Kendimize, kendi ruhumuza, kendi kalbimize birey olarak biz sahip çıkacağız. Biz kendi kendimize sahip çıkmazsak kimse bize sahip çıkmıyor. Biz kendi haklarımızı içeride koruyup kalbim zaten güvende demedikçe kimse bizim kalbimizi güvende hissettirmeyecek. Kimse bizi güvende hissettirmeyecek ki bireyler olarak güçlenelim. Ancak güçlü
merkezinde sağlıklı, kalbini güvende hisseden bireyler sağlıklı toplumlar yaratabilir. Sağlıklı toplumlar, sağlıklı bir küresel yaşam için şu anda bireysel hayatımızı, kişisel hayatlarımızı sağlıklı, merkezinde topraklanmış ve yükseği gören, perdenin arkasını gören hale getirmemiz gerekiyor. Birbirimize yardımcı olacağız. Birbirini anlayan insanların birleşmesi gerekecek. Birbirini anlayan insanların birleşip birlikten kuvvet doğurabilmesi için bireysel hayatlarında zaten güçlü, kuvvetli merkezi hissetmesi gerekecek. Kalbim güvende, ayaklarım yere basıyor. Her ne oluyorsa yıkılsın. Tamam, gücümün yettiği yere kadar bir şeylerin çabasını verdim. Bazı sorgulamaları yaptım ve öğrendim. İşin iç yüzünü öğrendim. Şimdi merkezindeyim, güçlüyüm, kalbim güvende ve benim gibi düşünen insanlarla birleşip birlikten kuvvet yaratmaya hazırım diyebildiğimiz yerlere gelmemiz gerekiyor. Lütfen kişisel hayatlarınızda da, özel hayatlarınızda da veya profesyonel hayatlarınızda da saldırı gelirse ki gelecek, yıkmak için. Hangi duvarlarımı yıkabilirim, hangi çatıyı uçurabilirim ki gökyüzünü görebileyim? Uçması gereken çatılar uçsun. Hangi pencerelerin çerçevelerini sökebilirim ki bana yeni pencereler açılsın hayata bakma? Şu anda burada açıkta 5 adet pencere var. Her pencereden farklı manzara görüyorum ve her pencereye de soruyorum, bana neyi göstermek istiyorsun? Hangi ufukları göstermek istiyorsun? Yeni ne pencereler açtın? Söyle bana, göster bana. Uçacaklar uçsun, yıkılacaklar yıkılsın. Biz buradayız, güçlüyüz. Güçlenmek için ve yükselmek için oluyor bütün bunlar. Biliyorum kişisel hayatlarınızda siz de bazı şeylerle, çok mantıksız şeylerle uğraşıyorsunuz. Bazen saldırı gibi geliyor. Teslimiyete geçin. Ayaklarınızı yerde köklü hissedin. Kalbim güvendeyi kendinize hatırlatın. Sonra sizin gibi düşünen insanlarla zaten birleşme yolculuğunda olduğunuzu hatırlayın dönem o dönem. Hemfikirli kişilerle kendilerini sağlıklı bireyler haline getirmiş kişiler değil, kişiliklerini bir çözmüş ve sağlıklı bireyler haline getirmiş insanlarla birlikte buluşma ve birlikten kuvvet doğurma kısmındayız. Birbirimize güç vereceğiz, birbirimize kuvvet vereceğiz, birbirimize şevk vereceğiz, birbirimize ilham olacağız ve birlikten kuvvet doğuracağız. O yüzden daha da güçlü olan insanlara. Çünkü aslında bizler biat eden insanlar değiliz. Ve doğruların da peşinden gideceğiz. Doğru sorgulamalarımızı da yapacağız. Sonra da teslim olacağız. Her neyse. Haftaya bununla başlayalım istedim. Bu çatıyı bir daha göremeyeceğiz. Son yayınım. Son canlı yayını nelerden geçtik birlikte. Son canlı yayını da birlikte kapatalım istedim buradan. Bakalım. Daha sonra hangi manzaralardan, hangi yüksekliklerden, hangi yeni zirvemizden sizlerle buluşuyor olacağız. Bir iki saniye kalalım mı burada şimdi sessiz? Birlikte kalplerle buluşalım mı? Dualarınız, destekleriniz bizimle olsun. Dualarımız ve desteklerimiz sizinle. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Haftanız gönlünüzce geçsin.